Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar. Pratik, kolayca yapabileceğiniz harika bir salata tarifi ile karşınızdayım. Neredeyse sadece 3 malzeme ile yaptım diyebilirim arkadaşlar. İftar sofralarına yakışır veya böyle beş çayı diyebileceğimiz e, sofralarımız vardır. onlar da böyle meze olarak sunabiliriz veya herhangi bir akşam yemeğinde e, fresh bir tat olduğu için hani yoğurtlu olduğu için e, hemen hemen her yemeğin, her tarz e, yiyeceğin yanına yakıştığını düşünüyorum. Malzemeler gördüğünüz gibi arkadaşlar bir adet kereviz kullanacağım ve havuç kullanacağım. Şimdi burada kereviz ve havuç miktarı aslında biraz e, sizlerin damak tadına kalmış. Havucunu daha az, kerevizini daha çok tutabilirsiniz. Veya kerevizi daha e, az, havucu daha fazla rendeleyebilirsiniz. Bu sizlere kalmış. Kerevizin şu e, üst kök kısımlarını tamamen temizlemeye çalışıyorum. Bu yapraklarını da arkadaşlar çorbalara katabilirsiniz veya farklı bir salataya. E, ben hani burada kullanmayacağım için ayırdım. E, onu belirteyim. Şimdi ben e, havucu rendeleyene kadar bu kereviz kararır arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bu şekilde limonlu suda bekletiyorum. E, açıkçası biraz da kokusunu aldığına inanıyorum. Çünkü kerevizin ilginç farklı bir kokusu vardır. E, kimileri bundan çok hoşlanmazlar. O yüzden böyle limonlu suda beklettim. Zaten böyle bekletmesek kararır onu da belirteyim. Kereviz limonlu suda beklerken havuçları şöyle hızlı 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 rendeleyelim. Arkadaşlar havuçları rendeledikten sonra kerevizi rendelemeye geçeceğim. Kereviz biraz daha sert olduğu için rendelemesi biraz daha uzun sürdü arkadaşlar. Şimdi gelelim yoğurdunu eklemeye. Yoğurduna ben 3 kaşık yoğurt koydum. Şöyle biraz da üzerine mayonez ekliyorum. Bu benim damak tadıma böyle uygun olduğu için ekliyorum. Ama bu sizlere kalmış. Çoğu kişi mayonez de eklemiyor açıkçası. Şimdi yoğurdu 3 kaşık olarak koyacağım. Bir tutam da hani tuz koydum. Bu tuz ve Mayonez sizlere kalmış çünkü söylediğim gibi herkes tercih etmeyebiliyor. Burada yoğurdu 3 kaşık kullandım ve e, hani görmek istiyorum çünkü bazen Kerevizi rendelediğimde bu 3-4 kaşık kadar hani ekliyorum. Bazen tam geliyor. Bu sefer hani e, ben kontrollü ilerlemeyi seviyorum çünkü çok fazla yoğurt da e, bana güzel gelmiyor açıkçası. Bu şekilde kontrollü şekilde e, ilerliyorum. 3 kaşık yoğurt koydum. E, Hemen hemen bir yemek kaşığı kadar da mayonez eklemiş oldum. Şimdi böyle bir karıştıracağım arkadaşlar. Kıvamını kontrol edeceğim. Kıvamı tamamsa ya da işte yoğurdu tamamsa zaten bu şekilde devam edeceğim. Değilse üzerine yoğurt eklemesi yapacağım. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Homojen bir karışım olsun alttan üste, üstten alta gibi. Bunu e, çok seviyorum ve pratik bir tarif bence. Hani e, bu tarz salataları e, çok hani bilmiyorum ben çok tercih ederim yemeklerde. O yüzden e, bazı salatalar çok aşamalı ve uzun sürüyor. Bu çok pratik ve lezzetli benim için. O yüzden böyle hızlıca yapıp hemen yemeğin yanında yiyebileceğim bir salata bu da. E, şöyle biraz yoğurdu az geldi. Ben ekleme yapacağım arkadaşlar. Gözüm az geldi daha doğrusu. Yine üzerine yaklaşık 2 kaşık kadar yoğurt ekleyeceğim. Biraz suyundan da koyuyorum. Kendi kıvamı çok koyu olmasın diye. Bu şekilde yine onu da çırptıktan sonra üzerine ekleyeceğim. Yani yoğurdu direkt normal kaşık olarak bile üzerine atsanız karıştırsanız karıştırsanız zaten çok bir şey değişmez. Yani böyle çırpmasanız da olur. Onu belirteyim. Şimdi yaklaşık buraya malzeme hani saymış olayım diye söylüyorum. 5 kaşık kadar yoğurt koydum ve 1 kaşık da mayonez ekledim. Burası işte mayonez eklemezseniz 6 kaşık falan olabilir. Bu artık yine söylediğim gibi kıvamı da yine sizlere kalmış ama bence güzel olan kıvamı bu. Çok daha bol yoğurtlu severseniz ekleyebilirsiniz. Ben şöyle bir diş de sarımsak ekleyeyim dedim. Bu da yine kişilerin tercihine kalmış ama sarımsağı ben çok yakıştırıyorum. Şöyle sunum tabağına alalım arkadaşlar. Zaten e, direkt sofraya gidecek bu şekilde. Yani Ramazan'da iftar sofralarına gerçekten çok yakışacağına eminim. E, söylediğim gibi mayonezi artırabilirsiniz, mayonezi tamamen çıkarabilirsiniz. Ama mayonez bence çok yakışıyor. Onu belirteyim. Kimileri hani mayonezi çok beğenmezler ve tercih etmezler. Ama ben çok yakıştırıyorum. Onu tekrardan belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bu şekilde bir e, hani salata tabağı diyebilirim ya da sunum tabağı diyebilirim. Tam bunu dolduracak kadar bir salata oldu. Hani miktarını kendiniz ayarlayabilin diye söylüyorum. Üzerine de ceviz kesinlikle olması gereken bir süsleme ya da lezzet diyebilirim. 3 adet ceviz kullandım arkadaşlar. İsterseniz bu süslemeyi böyle nane ile yapabilirsiniz. Ee, hakiki zeytinyağı kullanabilirsiniz. Hani onu belirteyim. Ee, veya işte bu şekilde cevizle süsleyebilirsiniz. Bence en çok yakışanı ceviz. Onu belirteyim arkadaşlar. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.